Her sabah peynir olmazsa olmazım diyenlerden misiniz? Yoksa yoğurtsuz öğün düşünemeyenlerden mi? Ben de biliyorum. Bal kaymakla mantı yoğurtla güzel. Tatlı konusuna hiç girmiyorum. Sütlü tatlılardan dondurma hepimizin olmazsa olmazı. Son olarak kahvesini sütsüz içemeyen bir topluluk olduğunu da söylemezsem olmaz. Kısacası süt beslenmemizin her noktasında ve iyi ki var. Süt nesillerin çoğalması ve sağlığımızın korunmasında olmazsa olmaz bir besindir. Sütün yeterli tüketilmesi özellikle büyüme çağındaki çocuklarda boy uzaması, kemik ve dişlerin gelişmesi, bağışıklığın desteklenmesine fayda sağlarken yetersizliğinde biz yetişkinlerde koroner kalp hastalıkları, hipertansiyon, obezite, diyabet, kas kayıpları, kemik erimesi, kolon kanseri başta olmak üzere birçok kanserin oluşma riskini artırmaktadır. Yeterli ve yetersiz konuşmuşken sizce süt ve süt ürünlerini yeterli miktarda alıyor muyuz? Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması bu konuda yetersiz miktar aldığımızı gösteriyor. Hepimizin günlük alması gereken süt ve süt ürünleri miktarı 2-3 porsiyondur. Fakat büyüme çağındaki çocuklar, emziren anneler ve özellikle gebelik dönemde bu porsiyonların artırılması gerekmektedir. Sağlıcakla kalın.